İslam'ın Sancakları 2. Bölüm. Hasan el-Basri ve Haccac. Irak, Haccac'ın Sarayı. Casus. Buyurun efendim. Casus. Buyurun efendim. İnsanlar yeni sarayım için neler söylediler? Herkes çok beğendi efendim. Hasan el-Basri hariç. O ne dedi? Dedi ki, şerlilerin en şerlisinin yapmış olduğu bu binayı gördünüz. Biliyoruz ki Firavun bunun dikmiş olduğundan daha büyük ve gücesini inşa etmişti. Sonra Allah Firavun'u helak edip diktiği her ne varsa onları da bir bir yerle bir etti. Keşke Haccac yerdekilerin ve göktekilerin onu aldatmış olduğunu bilebilseydi. Seni rezil ve ifşa etme yolundan gitti efendim. Kahrolasın. Yazıklar olsun sana. Nasıl oluyor da Basra'nın kölelerinden bir köle kalkıp ağzına geleni söyleyebiliyor ve ona cevap verecek bir kişi dahi bulunmuyor? Yemin ederim, yemin olsun sizi onun kanında boğacağım. Korkaklar. Git. Git ve onu bana getir. Peki. Hadi. Emredersiniz efendim. Tamam. Celal. Gel. Buyur Ebu Said. Yanıma yaklaş. Gel, gel. Buraya otur. Sen kalk. Buyur. Buraya otur. Otur, otur. Zühdünün sırrı nedir Ebu Said? Rızkımın bana ait olduğunu ve kimsenin onu alamayacağını anladım. Kalbimde bundan mutmain oldu. Benim işimi benden başkasının yapamayacağını anladım. Ve onunla meşgul oldum. Allah'ın beni gözetlediğini anladım. Ve günah içindeyken onunla karşılaşmaktan haya ettim. Bildim ki ölüm beni bekliyor. Ben de Rabbimle buluşmak için hazırlandım. Allah bizi ve sizi sözün en güzelini dinleyip ona uyanlardan eylesin. Sen alimlerin efendisisin ya Ebu Said. Bu en pahalı kokulardan biri. En pahalı. Çıkmama müsaade var mı? Tabii ki. Allah'a emanet ol. Nasıl istersen. Hasan el-Basri, Haccac'ın yanından çıktıktan sonra ona Haccac'ın yanına girdiği zaman dudaklarını neden oynattığı soruldu. O da şöyle dediğini söyledi. Ey bana nimetler veren, sıkıntı anımda sığınağım, ateşi İbrahim için serin ve esenlik kıldığın gibi, onun öfkesini de benim için serin ve esenlik kıl.